bugün bu mektubu gördüm, tamam mı? Ve tüylerim diken diken oldu. Ne güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun. Böyle vatanını, milletini, halkını seven, bu kadar böyle vatansever ve şu depremde yüreği buradaki insanlarla beraber çarpan bir evladınız olduğu için çok şanslısınız ve ne kadar gurur duysanız az. Teşekkür ederim Sayın Valim. Ben mektup şu an karşımda. Muhammed yeğenimin, kardeşimin gönderdiği paralar da burada elimde. Vallahi şunu söyleyeyim, yani sabah bu mektubu okudum, tüylerim diken diken oldu. Çok gururlandım, onu söyleyeyim. Bizlere depremi de değmeyin, okul aşıklarının birlikte gönderebilir miyim dedi. Mutlu oldum dedim, sonra abisinin beraber o yaptığını abisi kargoya verdim. İçerisi küçük olduğu için hastanede gelmiştik herhalde. Ben tabii ki bu kadar olacağını tahmin edemedim. Olur dedim, zaten oğlumuz bayağı bir merhametli. Hani vatanına, milletine hayırlı devlet işte amacımız o. Hadi kendisi de... Onunla görüşeyim ya. Muhammed'le görüşeyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam canım kardeşim. Nasılsın, iyi misin Muhammed'ciğim? İyiyim, siz nasılsınız? Gözlerinden öperim, sağ olasın. Sen ne kadar iyi yürekli, büyük, büyük yürekli, merhametli bir insansın. Vallahi çok gurur duydum, onu söyleyeyim bak. Yani... adı gibi... Allah razı olsun, inşallah böyle vatana, millete hayırlı işler yapar büyüyünce. İnşallah. Bu insanlığını hiç kaybetme, tamam mı? Hep aynı şekilde böyle, tamam mı? Hep böyle insanlara faydalı olursan Allah da senin önünü açar. Ne muradın varsa verir. Teşekkür ederim, ben gözlerinden öperim. Ya bu tarafa gelirsen ağırlamak isterim, tamam mı? Ben de gelirsem seni mutlaka tanımak isterim, tamam mı? Tamam Sayın. Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bu emanetleriniz arkadaşlarımız tarafından aynen Muhammed'in söylediği yerlere iletilecek. Sağ olasınız. Hayırlı günler diliyorum. Muhammed, gözlerinden öpüyorum. Sağ olasın kardeş, sağ olasın, var olasın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, sağ olasınız, var olasınız.